السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام يا شباب الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشتد به أزري ويشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم ربنا في لنا وارحمنا وانت خير الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين inşallah we are going to start from uh, birinci reşha biz birinci reşhadan başlayacağız inşallah. Ee, yalnız e, şimdi yarım dakika bir müsaade isteyeceğim. Evet. Şura bakmayın. Biraz boş zamanınız aldı. Böyle zamanlarda recording'i poz yapabilirsiniz. Onu biliyor musunuz? Evet. Ben onları hocam kesip atarım. İnşallah. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi yeni Reşalar isimli bir bölüme girmiştik ve burada özellikle Risalet mevzunu konuşacaktık ve daha da özelde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resullüğü konusunda belli açıklamalar yapılacaktı. İnşallah bunları beraberce yapacağız. Doğamızı birlikte yapacağız. Peki. Dört kaynakta, üç kaynaktan dediği e, biz yaratıcımızı tanıyoruz. Bunlardan birisi kainat dedi. Bunu daha önce çok çalıştık. İkincisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun getirdiği mesaj dedi. Üçüncüsü de şu kainatın yaratıcısının konuşması olan Kur'an'dır dedi. Ve biz şimdi konumuz itibariyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla yaratıcımızı nasıl tanırız ve onunla nasıl ilişkiye, ilişkiye geçeriz bunu konuşacağız dedik veya bunu anlatacağını söyledi müellif. Biz de onu bekliyoruz. Şimdi birinci reşa. Arkadaş, halkımızı tarif eden pek büyük bir şahsiyeti maneviyeye malik, burhan Natık dediğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir diye yapılan suale cevaben deriz. Şimdi e, tarif eden ve şahsiyeti mani büyük bir şahsiyeti maneviyeye malik neden kişiliği kulluğu bir yaratık olarak insanlığı itibariyle değil o insanlığının değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilmiş olan risalet görevini yani yaratıcının bizi niçi yarattığına dair yapmış olduğu açıklamanın bize konuşarak bildirilmesi görevini ifa eden Muhammed kimdir onun risaleti yönüyle tanıyacağız kişiliği de risaletiyle beraber gelişmiş olduğu için de kişiliğin de burada dikkate alacak. Çünkü onun getirdiği mesaj onun kişiliğinde mücessem hale gelmiş. Yani bir insan olarak yaşanabilen, uygulanabilen formuna girmiş. Zaten böyle olmasaydı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Kur'an'ı aktarır ya da böyle bir aracıya ihtiyaç olmadan da şu veya bu şekilde Allah kainatı yarattığı gibi Kur'an'ı da yani insanlığa yaptığı konuşmasını da rehberli konuşmasını da bildirir ve bir peygambere ihtiyaç olmazdı ama insanın ihtiyacı insan öyle yaratılmış ki insan yalnızca teorik soyut bilgileri almak değil onun bir de uygulamasını görmek ister o uygulama dahilinde insan anlatılanları kavrar bu anlamda e, biz Hazreti Muhammed'e e, bu anlamda bakacağız böyle anlamaya çalışacağız yani bu nasıl bir kişiydi ne yaptı nasıl bir mesaj getirdi, bu mesajı nasıl kendi hayatında uyguladı, bunun görevi nedir, bunu soracağız. Bunu inceleyeceğiz. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam öyle bir zattır ki azamet maneviyesinden dolayı satı arz, o zatın mescidi aksasıdır. Şimdi Mescid-i Aksa diye biliyoruz değil mi? Hepimiz duyduk Filistin'de. Bütün peygamberlerin aşağı yukarı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dışında tüm peygamberlerin sanki buluştuğu, temsil edildiği mescid olarak bilinir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelince onun getirdiği mesaj, bize sunduğu mesaj öyle bir mesajdır ki kendisinden önce gelen peygamberlerin kendi kavimlerine, kendi toplumlarına yapmış oldukları veya ulaştırmış oldukları mesajdan çok farklıdır. O bütün insanda artık sizin hepinize rehberlik yapacak, insaniyetinizin görevini yerine getirmeye vesile olacak bir mesajı bu zat ile gönderiyorum diyor ve bütün kainat, bütün dünya satı arz aslında kainat yaratılışı ile bu göreve delil oluyor fakat yeryüzünü ve yeryüzünde yaşayan tüm insanların ihtiyacına cevap verecek bir mesajı sunuyor. Onun için yeryüzünü sanki Mescid-i Aksa bütün peygamberlerin getirdiği mesajın özünü, aslını, esasını istisnasız belli bir sınırlı topluma sunmak değil, o sınırlı toplumun şartlarında o, o topluma rehberlik yapmak değil, bütün insanlığa rehberlik yapmak üzere görevlendirilmiş bir Rasul. Onun için yeryüzü satı arz, onun mescidi aksası oluyor. Temsil bunlar. Biz o mescidi aksa, bütün peygamberlerin e, temsil edildiği yer, Rasulullah'ın e, bize ulaştırdığı mesajda bütün yeryüzüne yayılıyor. Çünkü bütün peygamberler her birisi kendi kavminde rehberlik yapmak suretiyle ayrı ayrı kavimlerin ayrı ayrı karakterlerine ve ihtiyaçlarına göre mesajlar sunuldu. Ve onlar parça parça yeryüzünde görev yaptılar. Resulullah tek başına tüm yeryüzünde görev yaptı. Yapmıştır. Onun için biz yeryüzünün tümünü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajına muhatap olarak göreceğiz. Ona göre onun getirdiği mesajı değerlendireceğiz. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı. Şimdi yeryüzü mescit, mescid-i Aksa. Mekke-i Mükerreme de mihrab. Yani bir camiye benzetiyor dünyayı. Dünya bir cami ise Kabe'nin bulunduğu Mekke onun mihrabı. Orada mesaj insanlara tebliğ ediliyor ve insanlara rehberlik yapılıyor. Yani yaşadığı hayat ile sanki mihrapta imam durur arkasındaki cemaat imama tabi olur ya o da Mekke'de yaşadığı hayat ile insanlığa imam oldu. Yani bakın siz de böyle hayatınızda inananlar ve inanmayanlar ya da iman ile inançsızlık, iman yolunu seçmeme kavgasında Mekke'de Resulullah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayat bütün dünyada neredeyse, neredeyse değil, bütün insanların neredeyse yok, istisnası olmaz onun. Bütün insanların yaşayacağı o halin küçük bir temsilini, özetini en güzel biçimde sunan bir hayat yaşadı Mekke'de. İman ile küfür arasındaki mücadelenin hangi boyutlara kadar gelişeceği, nasıl inatçılık, in, in, inkar edenlerde düşünmeme inatçılığı, peşin hükümle reddetme inatçılığı bulunacağını bize kendi hayatındaki örnekle gösterdi. Peki bu inatçılık karşısında, Resulullah'ın tavrının da hak doğru bildiği yolda sebat etmek, sabretmek, insanlara saldırmadan insanların duygularına saygı göstermek suretiyle onların mesaja, kalplerini, akıllarını açması için yalvarırcasına fedakarlık yapmak örneğini biz Resulullah'ın Mekke hayatında görüyoruz. Onun için mihrab oldu o. Medine Münevvere onun minberi fazla kemalidir. Şimdi Medine'de ne yaptı? Minbere çıktı. Şimdi cuma namazını hatırlayalım. İmam mihrapta namaz kıldırır insanlar ona tabi olur. Mimbere çıkar, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırır. Mimberde. Dolayısıyla Medine o mesajın bütün insanlığa ulaştırılmasının nasıl olduğunun özetini, nasıl olması gerektiğinin veya gerçekte de Resulullah'ın hayatında yaşadığı bütün insanlığın böyle bir mesaja muhatap olup onu öğrenmek, hayatına uygulamak için gerekli mesajı Medine örneğinden alıyoruz. Mekke örneği bir mücadelenin, Medine örneği ise onu insanlığa ulaştırmanın örnekleriyle dolu. Mekke'de devamlı itiraz, Medine'de ise dışarıdan saldırılar var. İnanmayanlar maddeten saldırıyorlar. Fakat Medine'de Resulullah o dışarıdan saldırıları iterken karşılıklı karşılık vererek onları etkisiz hale getirirken bir taraftan tüm insanlığa mesajı yayıyor. O insanlığa mesajın yayılması yönüyle Medine Resulullah'ın mihrabı oluyor. Temsil bu. Tüm insanlığa birden nasıl, hangi şartlarda nasıl davranılacağının önderliğini yapıyor. Çok mu soyut kaldı bu örnek? Ama e, siz anlarsınız tahmin Yani inanmıyorum siz anlarsınız. Anlaşılmayan bir yön olursa benim e, açıklamalarımla karıştırdığım yönler olursa lütfen dile getirin, birlikte müzakere edelim. Cemaat-i müminine en son ve en ali imam ve nevi beşerin hatibi şehiridir. Cemaat-i müminine e, en son işte inananlara, inanmayı tercih edenlere diyeceğiz. Onlara en son ve ali bir imam oluyor. Mekke'deki görevi için anlatıldı ve en ali yani en güzel en son ve en ali iman ve nevi beşerin hati bir şehiridir yani nevi beşere gerçekten onların e, ihtiyacına cevap verecek artık dünyada meşhur olmaya başlamış eee Tanınmaya başlamış, otoritesi kabul edilmiş bir hatip, muhatap olup yaratıcımızın gönderdiği rehberlik konuşmasını insanlara sunan, saadet düsturlarını beyan ediyor insanlara yaratılışlarına en uygun, en uygun olacak. Saadet düsturlarını, mutlu hayat yaşamalarının prensiplerini insanlara bildiriyor. Şu şekilde yaşarsanız, iradenizi şu şekilde kullanırsanız bir insan olarak kendi içinizde tutarlı, mutluluğu tadarak yaşayan bir kişi olursunuz temelde Allah'a inanmadan bir insan bu dünyada mutluluğu yaşayamaz çünkü yaratıcısı yok, tesadüfen oluşmuş anlamsız birisi. Meleklere inanmadan bir insanın kainatın ne kadar güzel mesajlar getirdiğini anlamaz. Onlara madde yığını gözüyle bakar ve diğer yaratıklarla varlıklarla olan ilişkisini tesadüfen oluşmuş, şans eseri oluşmuş bir ilişki olarak görür. Yoksa kendisine hizmet eden, hizmet ile görevlendirilmiş mahluklar, yaratıklar, kullar olduğunu anlamaz. Melekler olduğunu anlamaz. Dolayısıyla düşünün birisi geldi size robot insan değil. Nesini seveceksin? Yani robot, taş, demir yığını. Nesini seveceksin? Yemek yiyorsun, yalnızca maddesi itibariyle yiyorsun. Mideni doyuruyor. Duygularına bu nereden geldi? Ne demek istiyor? Niye böyle bir e, iletişim içerisindeyim sorularının cevabını verecek duygularında bir his yaşamıyor. Meleklere imansız insan bu dünyada yani yemek yemez de öyle söyleyeyim saman yer. İnsanlarla konuşmaz da robotlarla konuşur. makinayla konuşur. O, o güzelliklere, kainattaki yaratılan güzelliklere, yaratılan her şeye anlamlı gözüyle bakmaz da tesadüfen oluşan şeyler rastgele şurada bir rastgele bir fırtına oldu der gibi. Fırtınadan kum, kum veya yeryüzündeki toz toprak birbirine karışarak işte böyle olmuş diye yaşar. Ahirete inanmadan bir insan bu dünyada yani saadet bulması mümkün mü? neden Resul'ün getirdiği mesaj, bize ulaştırdığı, minberden bize ulaştırdığı e, hitap veya hutbe, neden bizim saadetimize vesile olur? Ahiretin varlığından haberdar olmayan bir insan kendisini sahipsiz, ölüp gidecek, bir günde çürüyecek kişi olarak görür. Yok olacak. Yani yok olmaya gelmiş bir varlık olarak yaşayan, Birisi ne kadar lezzet alır, bunu şöyle bir örnekle anlat, e, anlatılır. Çok genel bir örnektir. Bu birisi size evine misafir ediyor, diyor ki 30 gün sana istediğin en güzel yemekleri vereceğim. Şimdi yalnız ahiret için konuşuyoruz, ama melekler için konuşsaydık güzel yemek vereceğim falan değil. Tesadüfen böyle bir şey olacak diye konuşmak lazım. Ondan sonra kesinlikle 30, 31, 32 gün sonra neyse artık kaderinde ne varsa diyelim e, seni keseceğim. Bu insanı yemeğini ne kadar lezzetle yersiniz. Bu insan sana istediği kadar müzik çalsın, eğlendirmeye kalksın dersin, hain hain, en sonunda beni öldüreceksin, yok olacağım. Ama Resulullah geliyor, burada çok anlamlı bir iltifata muhatap oluyorsun. Bunun sonucu seni böyle misafir eden zat, seni belli, senin gönlüne, duygularına, yarattığı duygularına, en uygun gelecek şekilde bir hayatı hazırlıyor yeter ki nankörlük yapıp sırtını ona dönme seni buradan alacak yepyeni bir yaratılışa getirecek nasıl seni buraya nasıl getirdiyse öyle sen doğmadan önce pazarlık mı yaptın bedavadan getirdi seni bu dünyaya yarattı, bu duygularla donattı ve davadan yine pazarlık yapmadan sana sonsuz yaşayacak, mutlu olacak, sonsuz mutluluğu isteyen duygularını tatmin edecek bir yaratılış verecek. Onun için sen burada şimdi yapılan, sana yapılan ikramlar karşısında nankörlük yapma, takdir et, Onları güzel güzel kullan, değerlendir. Ta ki sana "Aa bu kişiyi kıymetini biliyor yarattıklarımın." desin ve sana daha güzelini versin. İnsan fıtratı böyle bir anlayışı reddetmez. Bilakis "Keşke böyle bir anlayış olsa." der. Evet, Resulullah geliyor mesajıyla böyle bir anlayış gerçek olacak diyor. Seni yaratan vaat etti diyor. Haberiyle beraber bize hutbede bildiriyor. Risalet hutbesinde bize bildiriyor. Böyle imanın esaslarına uygun ve dolayısıyla bedeni hayatımızın en güzel şartlarda yaşanabilmesi için gerekli rehberliklerini de verince şöyle şöyle yaparlarsa şöyle sabret, enaniyete kapılma, toplumun e, sürü gibi toplumun aktığı yere gitme, aklını kullan, şuurunu kullan, sorgula, bu insanlığa yakışır mı de, benim yaratılışım, benim fıtratım buna uygun mu de, Kur. mesaj hep bunlarla dolu. Aklını kullan, şuurunu kullan, e, Düşün bunlar üzerine, şu delillere dikkat et, hayatını şöyle yaşa. Yoksa kendi varlığına zıt düşersin. Ben seni böyle yaşayacak şekilde yarattım. Burada bana bir, e, fıtratıma verdiği şu iyidir, şu kötüdür diye bildirdiklerinin nasıl kullanılması gerektiğini, hangi bilinçle kullanılması gerektiğini bildiriyor. ...ve ona göre de bir hayat yaşamanın programını çiziyor. Biz de tutuyoruz, toplumdan edindiğimiz maalesef... ...kültürün, alışkanlıkların... ...hatta insan fıtratına ters düştüğü halde... ...normal hale getirilmiş toplum geleneğini normalize edilmiş toplum geleneğinin akışına kapılıyoruz. Sonra da diyoruz ki ya Kur'an böyle diyor olur mu böyle? Ama sen bu ölçüyü nereden aldın? Toplum sana bunu öğretti. Düşündün mü bu senin insani özelliklerine uygun mu? Yoksa sürü gibi topluma tabi oldun, ben de böyle yapacağım diye duygu mu geliştirdin? Bir çelişki mi var? İnsaniyetinde mi çelişki var? Yoksa toplumdan normalize edildiği için sana ters gelmeyeceğini zannettiğin bazı alışkanlıkların mı var? Kur'an bunu düşünmek üzere insanları devamlı davet eder benim de dikkatimi çeken nokta bu. Biz toplumun bize empoze ettiği özellikle sosyal medyanın çok yaygın bir şekilde olduğu bu dönemlerde toplumun bize empoze ettiği değerler normalize edildiği için bizde bir tepki oluşturmuyor zamanla benimsenir hale geliyor normalize edildiği için düşünün çok önemli bir trafik kazası geçirmiş eli yüzü gerçekten yaratıldığının dışına kaza dolayısıyla çıkmış insanlara estetik ameliyatı yapılırdı. Şimdi hiçbir şey yok. 40 yaşına, 50 yaşına geldim kırışıklıklar var. Ve herkes estetik apelyatene koşturuyormuş. Öyle duyuyoruz. Öyle yani e, de e, insanlar naklediyorlar. Hatta Müslüman toplumlarda geri kalmış, aşağılık kompleksiyle ezilen toplumun baskısından dolayı aşağılık kompleksineyle ezilen toplumlarda. Estetik ameliyat yaptırmak eğer parası varsa moda olmuş. Şimdi estetik ameliyat yaptırana kimse, aa sen yaratıldığın fıtratını mı bozuyorsun? Yaratıcının sana verdiği şekilde memnun mu değilsin? Nereden çıktı bu? Kim dedi sana sen çirkinsin diye? İhtiyarın yüzünün kırışıklığı onun şerefidir o yüzünün kırışıklığına bakar aa der bir zamanlar ben kendimi çok yakışıklıyım diye hava atıyordum demek ki o bana verilmişti bak ben onu durduramıyorum gördün mü benim sahibim ben, de ben değilim benim bir sahibim var o kendini bana sen kendine sahip değilsin malik değilsin diye tanıtıyor. Benim üzerimde bu dünyada sen geçici olarak varsın diye devamlı hatırlatıyor diye bu hatırlatmayı bir şeref madalyası gibi taşımak yerine onu görmemezlikten gelmek normalize oldu. Ondan sonra Allah'ın yarattığını beğenmeyip de değiştirenler ayeti geldiğinde aa niye ki benim içimden o bu daha güzel göründü diye itiraz ediyorum. Normalize olmuş. İnsanın aklını ve bilincini kullanmaya daveti bir kainatın mesajını okumak, iki toplumdan bize empoze edilen değerlerin ne kadar insani olup olmadığını yargılamak üzere kullanacağız. Özür dilerim, bir saniye. Mesajı böyle değerlendireceğiz. Şimdi e, saadetin düsturlarını buraya çalışıyorduk. İnsanlar şeriatın getirdiği, Resulullah'ın getirdiği mesajda Bazılarında saadet görüyor, bazılarında görmüyorlar. Kur'an'da diyor ki: Siz gönderdiğimiz ayetin bazılarına inanıp bazılarına inanmaz mısınız? Böyle bir ayet var. Genel ama manası bu. Yani bazılarına inanırız, bazılarına reddederiz, bazılarına inkar ederiz derler diyor inkarcılar için. Çok önemli. Şimdi böyle bu birinci paragraf çok dolu bir paragraf. Yavaş gittik diye bütün her zaman bundan sonra okulum, okulmalarımızda böyle yavaş gideceğiz. Sehabına kapılmayın. Geliyoruz. Burayı inşallah konuştuk. Artık her, hepimiz nasibimiz neyse alacağız. Ve bütün enbiyanın reisidir. Ne demek? Ya ille de benim peygamberim, bütün enbiyanın reisi, ben en reis peygamberin ümmetiyim diye hava mı atacağım? Hayır. Hiç alakası yok. Bütün enbiyanın getirdiği mesajların hepsinin özünü, aslını, esasını toplayıp tüm insanlığa sunan bir mesajla karşımıza çıkıyor örnek hayatıyla da bunu uyguluyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi peygamberler değişik insan gruplarına gelmişler. Birçok binlerce, yüz binlerce peygamber geldi ama bizim tarihte Kur'an'ın naklinde veya şimdiki insanların tarihin bildiği nakilde şu 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 peygamber diye 24-26 peygamber ismi sayarız o kadar. Ama her toplumun Resulullah'ın dönemine kadar her toplumun kendisinin ihtiyacı olan mutlaka Allah'tan mesaj alacak değil ona resul denir. Allah'tan mesaj alan bir peygamberin o mesajını kendi toplumuna tebliğ eden ve uyarlamasını yapan peygamberlere de nebi denir yüz binlerce nebi insanlar insan gruplarına gönderilmiş, görevlendirilmiş. Onlar mesela Afrika'daki insanlara çok kaba bir ta e sınırlama yapacağım. Kıta kıta yapacağım. Afrika'daki insanlara Afrika hayatına göre hakikaten hakikati nasıl bulurlar ve yaşarlar örneğini vermiş. Güney Amerika, Güney Amerika örneğini vermiş. Kuzey Amerika, Kanada, United States, Amerika Birleşik Devletleri kendi Alaska kendi örneğini vermiş. Asya kendi örneğini vermiş. Avustralya vesaire kendi örneğini vermiş. Resulullah ha verilen mesaj bu örneklerin hepsini topluyor. Artık ayrı ayrı örnek vermeye gerek yok. Dünya bir köy oldu. Nerede bir e, moda varsa, e, ertesi güne kalmadan aynı gece, ertesi güne de kalmıyorum. E, aynı gece dünyanın her yerinde bir bakıyorum ben en güzel şöyle gördüm. Yani kısa bir seyahatim oldu, biliyorsunuz, malumunuz. Baktım erkeklerin hepsi Amerika'daki insanlar gibi tıraş oluyorlar. Aa, erkekler Amerika'da insanlar gibi giyiniyorlar. Bayanlar Amerika'daki insanlar gibi giyiniyorlar. Nerede? Çok değişik devletlerde aynı. Ya yani birisi birazcık bir değişiklik yapıyor kendi kültürel veya dini inançlarına göre fakat aşağı yukarı aynı. birden bire her yere yayılmış. Kim dedi sana saçını şöyle tıraş edeceksin, böyle tıraş edeceksin diye. Eminim o kişiler altı ay önce Amerika'da veya başka bir yerde nasıl bir moda varsa o modayı aynı takip ediyorlardı. Çünkü şimdiki modayı da aynı takip ediyorlar. Demek ki artık insanlara ayrı ayrı insan gruplarına ayrı ayrı peygamber nebi göndermeye gerek kalmadı. Bütün enbiyanın reisi demek onların tüm mesajını alıp tek bir mesaj olarak özünü, esasını bütün insanlığa sunduğu bir risalet göreviyle karşımıza çıkıyor demektir. Yoksa Onlardan daha büyüktür diye yarışma yapmak için böyle şeyler konuşulmaz. Piyasada konuşulur. sen yani İnsanlar e, reislerini, kendilerinin hero edindikleri kişileri yüceltmeyi severler. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hero gözüyle bakmıyoruz. Allah'ın bize gönderdiği, bizim ihtiyacımızı karşılamak üzere görevlendirdiği, bize en güzel örneklik yapmak üzere görevlendirilmiş bir memur gözüyle bakıyorlar. Peygamber görevli hani derler ya ben devlet görevlisiyim ya veya şu kurumda görev yapıyorum. Onun gibi dünyada insanla mesajı ulaştırıp temsil etmek üzere görevlendirilmiş bir görevli. Bunun ne reisi var ne onun altında e, e, alt düzeyde e, işte şefi var yok müdürü var bölge müdürü var falan öyle öyle bir ayrımak girmek anlamsız. Onun mesajının bütünlüğünü ifade eder bu. Bütün peygamberlerin getirdiği mesajın özünü onun mesajında bulursun demektir bu. Öyle büyütmek için bir sürü bahanelere başvurmanın hiçbir alemi yok. Evet. Onları teskiye ve tas... işte açıkladı. Bak ben acele etmişim. Onları teskiye ve tasdik ediyor. E bu işte. Enbiyanın reisi demek. O peygamberlerin getirdiklerinin hak olduğunu söylüyor. Teskiye ediyor. Kusursuz olduğunu ifade ediyor. Ve onların getirdiği mesajın hepsini birden tasdik eden bir mesajla geliyor. Çünkü neden, nereden anlıyoruz bunu? Dini bütün in, dinlerin onun dini, onun getirdiği bize sunduğu din bütün dinlerin esasatına camidir. Bütün dinlerin esasını kapsar. Ben de acele edip sanki bilgiç bilgiç açıklamışım. Ve bütün evliyanın başıdır. Ya bu da ne demek? Bu da önemli bir kavram. Bize bu kavram lazım. Pratik hayatta bize bu kavram çok lazım. Bu evliya ne demek diye evliya diye hani biz uçar kaçar insanlardan bahsederiz. Yok keramet gösterecekmiş de falan diye bahsederiz. Hiç alakası yok. Uçmakla kaçmakla yok efendim şurada burada beş altı yerde aynı zamanda bulunmakla falan öyle uçar kaçar işlerle alakası yok. Allah dostu demek. Evliya, veli. Yani Allah'ın dostu ne demek? Allah'a sadakatte, de, Allah'ı tanımada, ona teslim olmada bir insana yakışan en güzel hali yaşayan insanlar demek. Ama bir insan bütün haliyle yaşayamaz da mesela bir kişi en iyi bir matematikçi olur, en iyi bir edebiyatçı olur, en iyi bir tarihçi olur. Tarihçi olma yönüyle bu kişi nedir? O eğitim kurumunun gözde elemanıdır. Edebiyatçı olarak o eğitim kurumunun gözde elemanıdır. Bir insan hem tarihçi, hem fizikçi, hem coğrafyacı ve hem astronot olacak, astron, astronomi uzmanı, hem psikolog olacak diye bir beklentimiz yok. Evliyalar Allah'ın kulları ki onun rızasına, onun yaratma maksadına en uygun şekilde davranmış, sapıtmamış insan demek. Ama nerede? En azından bir alanda. En azından bir alanda. Onun için aklı başında insanlar evliyayı der ki şu veli kayyum isminde velidir. Diğeri rahim isminde velidir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi, Rumi Vedud isminde velidir. Sevgi. Gel kardeşim. Gel. Ben inanma. inanmasan inanma. Gel muhabbet edelim. Gel. Bir çorba içelim beraber. <laughs> muhabbet. Yani vedud. Sevgi demek. Seven Allah'ın ismi. Ha, efendim Nursi Hakim, Rahim isminde velidir. Hikmetle yaratmanın hayranıdır adam. Hikmetle yaratılışın rahmet içerisinde, rahmet ile yaratıldığını her yerde görüp gözetleyen, bize bildiren adam. Efendim, e, Hayyü Kayyum isminde ka, e, Kadiri tarikatının şeyhi Abdülkadir Geylani'nin veya Ceylani artık o. Okunuşa göre İcip, e, prona, e, Mısır prona, e, okuyuşuna göre Ceylani, bizim okuyuşumuza göre Geylani. Fark etmez. Mısırların şivesi o. Her neyse Geylani'nin Kayyum ve Hay isminde her yerde Allah'ın hayat veren olduğu, hayattar olduğu, her yerde onun kaim olduğu kainatı o kaim kıldı. Yani varlık devam ediyor bakın arkadaşlar. Bir defa oldu bitti değil. Devam ediyor. Aralıksız. Bunun hayranı bunu tanımış. Rabbi Rabbe bu yönüyle dost olmuş. Rabbin verdiği özellikleri saptırmamış bir insan. Şimdi gelelim böyle veliler var. Evliya veli kelimesinin çoğulu olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Fakat burada cümle biraz değişik. Bütün ve bütün evliyanın başı. Ha, i̇şte işte. Evliyalar var. Ama o evliyanın başı Resulullah. Ne demek? Resulün getirdiği mesaj... Rabbi bütün özellikleriyle tanıttığı için o tanıtmayı en güzel şekilde karşılamış, o tanıtmayı öğrenmiş, o tanıtmaya ikna olmuş ve ona göre duygularını eğitmiş her bir insan. Resulullah'ın rehberliği altında yaşanan bir insani hayatın bir yönünü en mükemmel şekilde temsil eder duruma gelmiş. İşte bu evliyalar bize Resulullah'ın böyle evliyalar yoksa Anadolu evliyaları menkıbeleri değil. Böyle evliyalar Resulullah'ın mesajının tümünü birden mutlak surette yaşamak öyle bir şey insan için mümkün değil. Beklenmez de ama en azından bir bilemedin iki dalını çok güzel bir şekilde hazmedebilenler o Resulullah'ın sanki pınarından su içmişler, onun mesajıyla beslenmişler, onun mesajıyla bu kemale ulaşmışlar ve şimdi bize Onların örnekliği geliyor. Resulullah'ın terbiyesinden faydalanmış olanların terbiyesinden faydalanmış olanların terbiyesinden zil zil, zinciri silsileyi devam ettirin. biz de zamanımızda o terbiyeden faydalanmış olan veliyi arayıp bulacağız. İhtiyacımıza göre ya hakim ismine ya Rahim ismine Ya Hayy Ya Kayyum Ya Vedud her neyse e, isimlerine muhatap olacak ihtiyaçlarımızı o ihtiyaç duyduğumuz alandaki Resul'ün öğrencileri diyelim. Resul'ün mesajının hayat tarzının öğrencilerinden bizim faydalanmamız için Burada evliya diye tanıtılan Kur'an'i bir terim olduğu için ama Anadolu kültüründe evliya kelimesi mahvoldu. Onu unutun, atın bir kenara. Ben attım mesela. Siz ne yaparsanız yapın da ben attım. Öyle öyle evliya mutlaka keramet gösterecekmiş falan diye palavralarla benim işim yok. Ya ama keramet gösterilmiş ama şart değil. Beni ilgilendirmez o yaşadığı hayat tarzı beni ilgilendirir. Öğretisi beni ilgilendirir. Bana rehber olması beni ilgilendirir. Bu anlamda evliyası olmayanın, velisi olmayanın başı dertte demek. Niye? Resulullah'tan faydalanamaz. Kur'an'ı entelektüel olarak bilgi cinsinden anlar, hayatına uygulayamaz. Bırak ben şahsen kendi hayatımda kani oldum. Ama efendim Gideceğim birisinden el mi alacağım? Ya Anadolu'daki evliliği anlayışını tarikatçı gibi e, algılama. Dedik ya, onu bırak bir tarafa. Birisinin rehberliğinden Resulullah'tan eğitim almış, Kur'an'ı iyi kavramış, birisinin Kur'an'ın eğitiminden güzelce geçmiş birisinin sana öğretmenli oluşundan faydalanmaya bak demek bu. Yoksa ben edebiyat öğreneceğim ama hocaları falan dinlemeyeceğim, kitabı da okumayacağım ama iyi bir edebiyatçı olacağım diye kırılanır durursun. Bir sonuca da ulaşamazsın. Bunu anlamamız lazım bütün evliyanın başıdırdan, bütün dinlerin esasatını cami, bütün peygamberlerin getirdiği mesajı tezkiye etmiş, tasdik etmiş. Onaylayarak özetlemiş. Evliyanın başı ev. Kendi hayatında örneklik göstererek insanların ondan faydalanması için zemin hazırlamış. İnsanlar onun öğretisinden faydalana faydalana birbirine öğrete öğrete gelmiş. Yani bir üniversitede bir hoca vardır. Vefat eder, onun talebesi hoca olur. Vefat eder, onun talebesi hoca olur. Değil mi? Yani e, şimdi... Bilemiyorum ama... E, öyle medrese usulünü tamamen kestikleri için o zincirle kesildi. Şimdi mesela... E, İngiltere'de bu iş daha güzel örneklerini gösterir. Şimdi Endülüs'te vardı ama o da kesildi. Örneği yok. İngiltere'de devam ediyor. İngiltere geleneğinde bilebildiğim kadar Avrupa'da ama Fransa'da bin yıllık üniversiteler var. Mesela benim okuduğum üniversite İngiltere'de 800 yıllık geçmişi vardı. Şimdi olmuştur. 850 yıl geçmişi vardı. 850 yıl önce kurulmuş bir üniversite. Düşünün. Kaç tane profesör geçti 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 geçti? Şimdi hala profesör var. Şimdi hala profesör var. O profesör de ölecek, yerine bir profesör daha gelecek. Bunlar nedir? Birbirlerinden alıp gelmişler. Özü nerede? İşte bu dünya hayatı şartlarında özü e, Endülüs Emevisi'nden kopyalanan eğitim, üniversite eğitim sistemi, medrese eğitim sisteminden. O da nereden geliyor? Resulullah'ın yani Abbasilerden geliyor. Abbasiler Emevilerden. Emeviler Resulullah'ın Mescid-i Nebevisi'nde Ashab-ı Suhfe'ye yapmış olduğu eğitim. O, o, o toplumdaki insanlara kendi bizzat hayatıyla Hayatında uygulamak suretiyle yapmış olduğu eğitimden kayna, o kaynaktan gelişe 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 şimdi bir üniversitede bir profesör oturmuş öğrencilerine ders veriyor olarak düşünün. Biz de şimdi o öğrencileriz. Bu öğrencilerin içerisinde en başarılı olan bundan sonraki gelecek olan neslin öğretmeni olacak. Evliyayı böyle anlayalım. Zaten Kur'an böyle anlatır da siz, siz bize bakmayın biz. İşte onlara siz öldü dersiniz Allah yolunda ölenler ölmediler falan. Biz bunu menkıbe olarak anlatırız. Halbuki Allah yolunda ölen öler mi? Ölür yok olup gider mi? Onun ruhu sen de ben de öldüğüm zaman e, bizim ruhumuz ölmez. Yani birisi bak düşmanlar geldi de bu kişiyi öldürdü. Ya öldüremesin. O kişinin bedenini ruhundan ayırırsın. O kadar nasıl öldü dersin buna? Yok oldu manasında öldü dersin. Böyle Kur'an'ı kavramlaştır, kavramlaştırmalarını, evliya içinde yapmış oldu. Onlar Allah'ın dostlarıdırlar. Ne yaparlar? Allah'a tam teslim olurlar vesaire. E, şimdi o detaylara girmeyeyim. E, Kur'an'da evliya tariflerine bakın. Ne uçması, ne kaçması var, ne el alması, ayak alması, ne numaraları varsa onları ben bilmiyorum. Böyle bir durum yok. Ya iyi bir öğretim e, e, müessesesinin öğretmenliğini yapmak üzere yetişmiş bir insandan bahsediyor. Rabbi çok güzel şekilde tarif ediyor. Hayatı en güzel şekilde nasıl yaşanacağının örneklerini veriyor. Ama bizim burada bir tarikat şeyhi var. Kardeşim sana tarika şeyhinden bahsetmedik ki evliyadan, Resulullah'ın talebesinden bahsettik. E kendisi öyle olduğunu iddia ediyor. Ne bileyim ben giderim dersine otururum. Ha, bu adam bu işin uzmanı dersem talebesi olurum demezsem kalkar giderim. Zorluğun e, meclisinde bulunmak zorunda değil. Yani işte gelecek bana şöyle diyecek ben onu robot gibi yapacağım. Rasulullah e Resulullah öyle insanlara robot gibi mi yap dedi. Kur'an insanlara aklını kullan dedi. Resulullah ben bir örnek gösteriyorum işine gelirse uygularsın dedi bitti. İşine gelmez uygulama kendin bilirsin. Bir insana ne mükemmel nasıl yaşaması gerektiğini sana örnekliğini sunmak üzere görevlendirildim. E, bana öğretildiği şekilde yaşarım kendi kafamdan yaşamam dedi. Ve ona göre de bakıyoruz, gerçekten getirilen mesaj insanın aklına uyuyor, kainatı doğru tarif ediyor, insanı doğru tarif ediyor. Onun yaptığı davranışlar gerçekten biz eğer bir normalize edilmiş modanın etkisinde kalma diyecek, insan böyle olması lazım diyor. Ama ona çok dikkat edeceğiz. Ben bir örnek vermiştim yakınlarda bir arkadaşta. Şimdi, Kur'an'daki gelen mesajı kilite benzettim. İnsanların o kiliti açarak onun içerisindeki hazineyi almalarını anlamalarını da insanın iradesini iradeye, anahtara benzettim. Dedim ki anahtarı kilite sokuyorum çalışmıyor. Şimdiki devirde öyle. Ya ben bunu anlamadım. Burada ne demek istiyor? Ama böyle olur mu bu zamanda? Ha, ne yaptık biliyor musunuz? Anahtarın anahtarın dişlerini normalizeler normalize etkileri nedeniyle dişlerini bozduk. Kiliti açmıyor. Önce anahtarını düzelt. Kilit kendinden emin. Anahtarını düzelt. Sen onunla oynuyorsun. Kilit sabit sabit dediğim yani tamam orada senin elinde anahtar kilit kapıda kapıya geliyorsun kiliti sokuyorsun açmıyor sen anahtara bir halt ettin demektir böyle bir temsili ne anlatmaya çalışmıştım kendim de öyle rahat basit örneklerle anlıyorum da peki peki ne yaptı evliyayı anlatıyor şimdi Şems-i onları terbiye ve tenvir ediyor. Yani Risalet güneşiyle onlar bu güneşten ışıklarını alarak yetişen bitkiler gibi, çiçekler gibi oluyor. Yani onun terbiyesinden geçiyor. Onun terbiyesini alanın terbiyesinden geçiyor. Anlayın. Bunlar bizim pratik hayatımız için çok önemlidir. Yoksa peygamberi övmek için falan değil. Yani peygamberi övmeye ihtiyacı da yok. Benim peygamberi övme, övsem ne olur, övmesem ne olur? Sen şu kainata bak, bu kainatın sahibi bana bir örnek gö göndermek zorunda. Çünkü beni örnek ile öğrenme kabiliyetiyle yaratmış, bu ihtiyacı karşılamak zorunda derim ben. Yani hem ihtiyaç var, iht ihtiyaçlı yarat beni, hem de ihtiyacımı karşılayacak malzemeyi verme. Bu bir çelişki diyor. Kainata bakıyorum. Hiçbir çelişki yok. O zaman kainatın yaratıcısının çelişkisiz iş yapan olduğunu kainatın şahitliğinde öğreniyorum. E beni de böyle yarattığına göre bu kainatın içinde böyle bir ihtiyaçla yarattığına göre bu ihtiyacı karşılaması lazım. Derim. Ve zaten kainatta da karşıladığını görüyoruz. Sineğin ihtiyacını karşılıyor, e, yılanın ihtiyacını karşılıyor, kurbanın ihtiyacını karşılıyor, e, amiplerin ihtiyacını karşılıyor, devenin ihtiyacını karşılıyor, ne bileyim insanın ihtiyaçlarını karşılıyor. E, ne lazımsa yani kainatı, dünyayı bakın bir gravite dediğimiz çekim, özelliğiyle birlikte yaratıp herkesin kendi her bir peykinle de yıldızın kendi uh, orbit ne derler ona yörüngesinde yörüngesinde hızlı bir şekilde dönüp kainatın dengesini muhafaza edecek bu muazzam bir nizam kurmuş. Her bir canlı cansız varlığın ihtiyacını en mükemmel şekilde karşılıyor. Bakın mükemmel bir kainat karşımızda. E benim bu ihtiyacımı, öğretmen ihtiyacımı, eğitim ihtiyacımı neden karşılamasın? Öğretmen olmadan herkes çocuğunu en güzel okula göndereceğim diye canı çıkıyor. Eğer öyle bir eğitim şuuru yoksa bir meslek sahibi olsun... Bir ustanın yanına vereyim, çıraklık yapsın, öğrensin diye de canı çıkıyor. Hep 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 gelişmek istiyoruz değil mi? Peki. E, o, o zat gelelim ben devam edeceğim. Siz çok susuyorsunuz güzel. E, hocam ben bölebilir miyim? Böyle soruları sevmemiyoruz. Ha, pa pardon hocam, bir şey e, alıyor kim? musun? Kim? <laughs> ya belki sesi alıyorsunuzdur ya bir reisler müsaade alır gibi o öyle bir ve <laughs> belki ses hocam bir varımda. şey karışmasın diye. Ee, yok e, şimdi e, şimdi hocam yani evliyanın tanımından bahsederken de dediniz hani e, bu öğretmen olmadan yani Hazreti Peygamber'in tam usullerinin yani anlaşamayacağını anlaşılamayacağını düşünüyorum dediniz. Biz şimdi yani klasik anlamda tabii yani evliya deyince böyle şöhretli ee, işte peygamber soyundan gelen falan insanları e, biliyoruz ama e, bu anlattıkla şey yani klasik şey hocam bildiğimizi söylüyorum. Bu Anadolu kültürü. <laughs> evet Anadolu kültüründe. Bu da biraz bana şey gibi geldi. Mehdi meselesi gibi geldi. Acaba bizim e, bizi hidayete erdiren e, yani bizi mesela peygamber usulüyle tanıştıran yani Allah dostu dediğimiz herkese ya da her şeye biz evliya diyebilir miyiz acaba? yani adam mesela köyde yani işte yani ağaçlara bakıyor, hayvanlara bakıyor. ya ve Allah'ı yani onlar üzerinden görüyor. Yani Allah'ın hikmetlerini onun ya yani onlarla tanıyor. Yani onun evliyası bu bu diyebiliyor muyuz yoksa illa bir tanıma ihtiyacımız var mı? Sanki ben böyle yorumladım sizin evliyanızda. Her köyün her ailenin kendisine göre bir öğretmeni olur. O çapta o Resul'ün eğer terbiyesinden geçtiği saptırmadıysa yapabildiği kadarıyla o kurumun hangi kurumsa bu bir aile olur, bir mahalle olur, bir köy olur, kasaba neyse yani devlet net bütün insanlar her neyse kendine göre kendi çapında bir rehber öğretmen aramak zorunda. Öğretmensizlik söz konusu değil. Önemli olan bu. Yani sen ihtiyacına göre veya şevkine göre ne istiyorsun? Canım ben işte işime gücüme bakacağım da bir de şöyle dini konularda kendisine sorup şunu nasıl yapayım diyeceğim birisini istiyorum. Ona göre bir evliya bulursun. Zaten fıtratımızda da o var. Bir insan kendi arzusuna göre arkadaş seçer. Biz buradayız. Niye buradayız? Çünkü biz böyle bir toplumda böyle işleri konuşan insanlarla beraber olmak istedik de onun için buradayız. İstemeseydik burada olmazdı. Bizim burada olmamız insanları etkilemez. İnsan aradığını Allah verir. Yoksa biz Allah'ın verdiğini mutlaka alacak değiliz. Allah her şeyi vermiştir, yaratmıştır. Haz Allah'ı tanımış, kendi çapında tanımış ve çevresindeki insanları da tanıtmak için müracaat eden, pardon müracaat diyorum, tanıtmak için çabalayan bir insan düşünün. O, o kendi çapında mesela ilkokulda, anaokulda, anaokulunda Oraya giden çocukların bir velisi vardır. Ama bu okul çapında konuşuyorum şimdi. Eğitim yani. Fiziki eğitim. Din eğitimi değil. Ama örnek işte. Mesela bir profesör gelse çocukları bir anaokulu öğretmeni kadar memnun etmez. Sıkar. Bu ihtiyarın burada ne işi var diye çocuklar kaçar ondan. Bilmezler değerini. Ne yapacak? Anaokulu öğretmenliği eğitimi almış birisi o çocukların gönlünü nasıl yapacağını hem oynayıp onlara oyun kurup hem de o oyunun içerisinde bir iki damla bir şeyler öğreteceğini bilir. Çünkü çocuğun kapasitesi odur. O çocuk orada sever. Anaokuluna arkadaşlarımın yanına gideceğim diye bir ilk gün ağlar o değişik bir ortamdır diye zor gelir insan bir kişinin örnekliğinin önüne oturup da ben bu kişinin öğrencisi olacağım demek insanın enaniyetine zor gelir. Onun için çocuk ilk gittiği birkaç gün e, anaokuluna giderken ağlar, sızlar, bağırır. O eski eski alışkanlığı olan annesine, babasına bağlılık vardır ya zaten Anadolu'da Anneler çocuklarını kendilerine bağımlı yetiştirirler. O bir hastalık gibi bir şey. Unulmaz bir hastalık Anadolu kültüründe. Ha, onu kendine bağımlı yetiştirir. Onun için çocuk o bağımlılıktan ayrılmanın acısıyla biraz ağlar. Hani nasıl biz de modaya uyarak yaşamaya alıştıysak o modanın dışında bir tarzda yaşamaya başlamak bize acı gelir, ağlarız. Onun gibi olur. Ama Zamanla oranın güzel olduğunu anlayınca oyun var, Aa, arkadaşları var. Artık okula gitmediği gün sıkın, sıkılmaya başlar. Bundan ne anlıyoruz biz? Herkes kendi kapasitesine göre, bakın dünya işlerinde, dünya eğitiminde hiç evliyaya tabi olmayı garipsemiyoruz. Onun kapasitesine uygun olan veliye, evliyaya tabi olmayı garip sebek yerine istiyoruz para ödüyoruz dini konuya gelince evliya ya tabi olma onun eğitiminden geçme ihtiyacına gelince kendi kafama göre belli aramaya başlıyorum ne ya benim isteklerimi arzularıma fetva verecek belli aramaya başlıyorum Anadolu kültürü budur. Burada bunun bir adı üstünde evliyadır. Bu kişi şimdi evliya mı? Köyde bir kişi var. O kişilerin o insanlara güzel bir örnek oluyor değil mi? Yani her, her insan onda ya bu bu kişi baya e, kendisine güvenilir. E, Sahteşarlık yapmaz bir kişidir e, diye görüyorlarsa oranın Bizim tabirimizde evliyası olur ama hiç kerameti yok. Buna veli denir mi? Ya ne veli diyeceksin? Ya kardeşim, anaokulu öğretmenine öğretmen demiyor musun? Profesöre de öğretmen demiyor musun? Hepsi öğretmen. Ama hepsinin yeri farklı. Muhatabın kapasitesine göre. Şimdi biz ne yaparız? kendi kapasitemize, kendi layık olduğumuz konuma göre öğretmen seçeriz. O da bizim velimiz oldu. Yani senden farklı bir şey söylemedim emine de. Adını rahat koyabildim, korkmadım. Çünkü Anadolu kültürünün bizim dünyamızda dine bakan yönünün yıkılmasından ödümüz kopar. Zordu. Alışmışız. Evliya deyince ya evliya dediğin kişi şimdiki bizim tarif ettiğimiz gibidir. El almak, ayak almak o numaralar yok dediğinde tarika sapık mıdır? Ya insanın ihtiyacı orada gidiyorsa gitsin orada görsün bana ne? Bana ne işin sapıklığından? Ben yapar mıyım? Bakarım. Bu kişi bana gerçekten hayatıma rehber olacak, beni bu toplumun etkisinden kurtaracak, kendi gerçeğimle karşılaştıracak bir hayat tarzı sunuyor mu? O da benim velim oldu. Bu noktada mesela ben Sayın Nursi'yi ilginç bir adam olarak görürüm. Neden? Gerçekten toplumun her türlü anlayışının, sosyal hayat anlayışı, din anlayışı, itikat anlayışı neyse bir makul çerçeveye oturtmuş. Bunun Kur'ani delillerini sunmuş ve o deliller de benim kafama yatmış. Duygularıma uygun gelmiş. Ne yapıyorum? Ben bu adamın önünde bir öğrencilik yapayım bakayım diyorum. Açıyorum kitaplarını. Kendisi ölmüş önemli değil. Kitaplar önümde. Kitaplarını açıyorum. Hangi şartlarda nasıl yaşamış? neye nasıl inanacağımı söylemiş, insaniyetimle nasıl uyumlu olarak çalışmam, yaşamam gerektiğinin örneklerini vermiş, izahlarını yapmış, bana uygun geliyor. Ama bir başka kitabı okuduğumda o kadar uygun gelmiyor. İçinde doğrular var ama bir bütünlük yok. Bütünlüğü ve bu adamın bak şu şu anlatımında, şu peygamber anlatımında ben tatmin oluyorum. Ha, gerçekten peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle tarif edilir, böyle anlaşılır ve ona böyle tabi olunur diye öğrenmiş oluyorum. Yani burada samimi değilsem kendimi kandırırım. Evet. Şimdi o tabi bir velilere zaman doldu ama tamamlayıcı bir paragraf var onu okuyalım ve gerektiği yerde tahmin ediyorum açıklamalarımızda bu konu geçti. Onun için detaylı girmeyeceğim. Sabredin vakit geçmesine rağmen bir bakalım. O zat aleyhissalatü vesselam öyle bir kutup ve noktayı merkeziyedir ki yani öğretmen çıkmış şimdi diyelim öyle diyelim öğretmen öğretmen masası derler veya öğretmen pozisyonunda duruyor ki onun halkay zikrinde onun eğitiminde bulunan öğrenciler bütün enbiyayı ah ahyar ebrarı sadıkın onun gelmesinde müttefik yani bundan önceki gelen öğrenciler öğretmenler demişler ki bizden sonra öyle bir öğretmen gelecek ki bu ilmin tepesinde en son sözü söyleyecek. Gelmesi lazım. Gelecek diye haber vermişler ve kelamı nutkuyla natıktırlar. Yani onlar ne öğretiyorsa bu en son gelen öğretmenin öğreteceğinin içinde mevcut olacak. Onun sözlerinin içine girmiş olacak. Yani o Bunların söylediklerinin hepsinin toplamının bir bütün halinde sunumunu yaptığı için onların söyledikleri o kelamın nutkuyla natıklılar bu kelamın içinde var. Onun öğretmeninin içinde var. Mesela diyelim nerede diyelim kimya dalında 500 sene önceki kimya dalındaki deneyimler ile geliyor, geliyor, gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor... gelişiyor bugün bir kimya laboratuvarında yapılan uygulamanın bir kimya öğretmenin anlattıklarının içinde bundan önce ne kadar kimya konusunda bilgiler varsa onların üzerine oturmuş bir takdim vardır, prezentasyon vardır. O kişi kendinden önce yapılan araştırmaların hepsinin sonucuna göre o zamana kadar ki en üst düzeyde bilgiyi sunacaktır. Onun için o peygamberler de ondan önceki gelen öğretmenler de bu kişinin anlattığının içinden bir şeyler anlatıyor dediğimizde doğrudur deriz. Anlarız bunu. Herhalde bu kısa bir örnekle konu anlaşıldı. Anlaşılmadıysa konuşalım. Değilse geçeyim ben, vaktimiz geçti zaten. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, öyle bir ağaçtır ki, damar ve köklerin, enbiyanın esasatı semaviyesidir. Yani onlar, bundan önceki peygamberlerin vahiy aldığı kök var ya, Allah'ın semavi dediği o, Allah'tan gelen o vahiy, bakıyorsunuz Resulullah'ın getirdiği mesajın kökünde de var. Yani o da Allah'tan alıyor. Aynı mesajı gönderen kaynaktan alıyor ama o kaynakın gönderdiği mesajların şimdiye kadar değişik insan topluluklarına ayrı ayrı o topluluğun karakterine ihtiyacına göre gönderdiği mesajın hepsini içine alan bir bütün mesaj geliyor. Çünkü artık topluluklar birbirlerine yani gidin şeye, dünyanın neresine giderseniz gidin bir bakın ki o gün dünyanın öbür ucunda ne olduysa herkesin haberi var. Herkes ona göre bir şekil tavır sergiliyor. E artık ayrı ayrı göndermenin gereği kalmadı ki. Onun için ne yapıyor? Kökler itibariyle bütün o peygamberlerin aldığı köke bağlı ve fakat hepsini birden içeren bir ağaç düşünün ağaç temsili kökleri enbiyanın semavi mesajlarını içeriyor. Dal ve budakları yani artık o köklerden beslenerek yaşanan hayat tarzının örnekleri de evliyanın marif ilhamiyesidir. Yani gerçekten o örneklerden onun eğitiminden faydalananlar faydalananlar ondan ilham alarak, ondan yararlanarak eğitim görenler de o eğitim müessesesinin reisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdiği mesajın sanki bir ağacın meyveleri gibidirler. Ağaç büyümüş büyümüş her mevsimde yeni meyve, yeni meyve, yeni meyve. Her asırda yeni öğretmenler, yeni öğretmenler yetiştiriyor arayıp bulacağız Öğretmensiz bırakılmayız arkadaşlar Benim yaratıcım beni öğretmene muhtaç ya, ya olarak yaratmış mutlaka her devirde her toplumun her insanın kendi kapasitesinde kendi arayışlarına göre bir öğretmeni mutlaka vardır görevim aramak. O öğretmeni tevazu ile öyle benim öğretmene falan ihtiyacım yok. Açarım kitabı okurum. Palavra diyeceğim buna. Ükelalık diyeceğim buna. Ükelalık ile hiç kimse yaşamıyor. Herkes okula gidiyor. Herkes öğretmenin sınıfına gidiyor. Kuzu kuzu oturuyor. Öğretmeni dinliyor, öğreniyor. Hiçbir şikayetin yok. Dine gelince ben bir öğretmenin elinden mi alacağım? Kendim okurum diyorum. Okulu inkar ediyorum. Öğrencilik görevimi inkar ediyorum. Ne yaparım? Kendim zarar ederim arkadaş. Eğitimsiz kalırım. Eğitimli olduğumu zannederim. Diplomam var derim. Dini konuya gelince hiçbir şeyim yok kalır. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Burada ben nokta alıyorum. En son sözü size bırakıyorum. Varsa yoksa bitirelim. Zaten 14 dakika geçmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enel elhamdülillahi rabbil alemin bi hurmetil fatiha. Haydi durduralım.